Herkese yeniden merhaba, kanalıma yeni geldiyseniz ben Gizem. Bu hafta ajandamda kedili bir tema yapmak istedim ve şu an gördüğünüz kedili stickerları kullanacağım. Biraz daha renkli olabilmesi açısından da şu anda gördüğünüz soft yeşil tonlarındaki puantiyeli washi tape kullanacağım ve Edding markasının yeşil ve siyah kalemleriyle devam edeceğim. Ajandamın sayfalarını öncelikle ajandamdan çıkartıp önüme alıyorum ve gördüğünüz gibi kedili stickerları yapıştırmaya başlıyorum. Bu stickerları günün hemen altındaki kısma yapıştırıyorum. Tarihleri biraz daha küçük bir şekilde yazacağım bu hafta o yüzden. Bu görüntü daha çok hoşuma gitti. Yan tarafta çok fazla yer kaybı olacaktı benim için. O yüzden direkt altlarına yapıştırdım. Hafta sonuna bilerek sticker yapıştırmayacağım. Çünkü hafta sonuna yapıştırdığımda yazacak bir yerim kalmıyor. Bu nedenle de sadece oraları yeşil washi tape ile beraber süsleyeceğim. Aslında ilk başta gördüğünüz gibi üst tarafa sadece yapıştırıyordum washi tape'i. Daha sonra alta da geçmeye karar verdim. Ve üstteki birazdan hoşuma gitmeyecek. Onu çıkartıp tekrar düzenleyeceğim. Bu washi tape ile kedi stickerların uyumunu aşırı derecede sevdim. Böyle renk tonlama olarak aşırı derecede uyumlu duruyor. Bu yüzden de sayfanın tamamını aslında birazdan yapıştırmaya devam edeceğim. Bu arada bu washi tape'lerin deliklere gelmesinde hiçbir sıkıntı yok. Her zaman dediğim gibi daha sonra bir dergeç yardımıyla ajandanın o kısımlarını tekrar deliyorum ve ajandama girebilecek hale geliyorlar. Dediğim gibi yandakilerle yetinmedim sadece ve sayfanın her tarafına aslında washi tape'i yapıştırmaya başlıyorum. Günleri ayıran kısımlara ve sayfanın en altı ile en üstüne bu washi tape'i yapıştırıyorum. Tarihleri hala daha atmadım ama birazdan atacağım. Bu hafta sadece biraz daha küçük bir şekilde tarih yazacağım. Çünkü stickerlarla beraber kocaman bir tarih çok kötü dururdu. Açıkçası stickerların üstüne de yazmak istemedim. Çünkü görüntüyü daha kötü yapacaktı. Bu yüzden de sayfanın sadece kenarlarına küçük bir şekilde yazacağım tarihleri. Hepsini yapıştırdıktan sonra ve delgeçle deldikten sonra ajandama geri alıyorum sayfaları ve dediğim gibi siyah bir kalemle küçük bir şekilde hemen stickerların üstüne tarihleri yazmaya başlıyorum. Cumartesi pazara da aslında büyük bir şekilde yazabilirdim ama temayı bozmaması açısından oralara da yine küçük küçük yazıyorum. Ve Edding'in su yeşili kalemine geçiyorum. Ben bu kalemin rengini aşırı derecede çok seviyorum. Şimdi dilerseniz planlamaya geçelim. Bu hafta pazartesi günü bir vizem var. Onu not alıyorum. Ben vizelerimi ve ödevlerimi yanına ünlem işareti koyarak belirtiyorum. Geri kalan yapılacaklar listemi de genellikle yuvarlak yaparak yanlarına yazıyorum. Ve daha sonra o yuvarlakların içlerini dolduruyorum. Salı günü de abimin doğum günü. Onu yazıyorum unutmamak için. Bu şekilde özel günleri ve benim için önemli olan şeyleri de genellikle yanlarına ya da başına kalp koyarak belirtiyorum. Çarşamba günü de MATLAB'ten bir ödevim var. Onu teslim etmem gerekiyor. Yine onu belirtiyorum. Perşembe günü aslında sınavlarım falan bitmiş oluyor. Haftaya kadar sınavım yok başka. Ama haftaki sınavım için makaleleri okumam gerekiyor. Bu yüzden de bunu yapılacaklar listesine yazıyorum. Bir de yeni video konseptlerini belirlemem gerekiyor. Bu nedenle konseptleri belirle şeklinde bir yapılacaklar listesi oluşturuyorum. Uzun zamandır journal sayfası oluşturmadığım için kendimle cuma günde bir journal yapmayı düşünüyorum. Çünkü cuma günüm boş günüm. Biraz daha vaktim fazla oluyor. O yüzden cuma gününe de journal yap diyorum. Yeni bir journal videosu gelir mi gelmez mi emin değilim. Ama yine de yapacağım her türlü. Pazar gününde de haftalık plan 4 için bir hatırlatma ekliyorum. Ve ajandamın bu haftaki planlamasını da böylelikle bitiriyorum. Ben bu görüntüyü gerçekten aşırı derecede çok sevdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.